Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gölgesizlere bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Uzun zaman sonra yeni bir Gölgesizler bölümü yapacağız. Çok heyecanlıyım. Umarım siz de öylesinizdir ki öyle olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bir sürü mesaj alıyorum bu konuda. Gölgesizlerin ne olduğunu da bilmeyenleriniz için tekrardan açıklayayım bu videonun başında. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca Karanlık Dosyalar Podcast'inin de bu haftaki bölümünde çok gizemli bir vaka olan Dardeen ailesi cinayetlerini işledik. Gerçekten çok ilginçti. Eğer dinlemek isterseniz bu vakayı da onu da açıklamaların en başındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ücretsiz tabii ki. Ve evet, şimdi videomuza geçelim. İlk olarak gölgesizlerin ne olduğunu bilmeyen kişiler olduğunun farkındayım. Bu yüzden tekrardan bu videonun başında açıklayacağım. Ama eğer böyle daha geniş bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız bu serinin bulunduğu oynatma listesine girip oradan en baştan seriyi izleyebilirsiniz. Bu bizim verdiğimiz bir isim aslında. Gölgesizler diye resmi bir şey yok. Biz kanalda abonelerimle birlikte bu ismi seçtik bu seri için. Asıl yaptığımız şey burada kimliği belirsiz kişilerin vakalarından bahsediyoruz. Yani bir yerde birisi cansız bulunuyor ve onun üzerinde bir kimlik çıkmıyor. Yapılan DNA testleri vesaire herhangi bir sonuca ulaştırmıyor. Ve bu kişinin kim olduğu yıllar boyunca bilinmeyen bir şekilde kalıyor, gizemli bir şekilde. Biz de burada bunu inceliyoruz. Teorileri inceliyoruz ve bu seriden de birçok kişinin kimliği zaten son geçtiğimiz 2 yıl içerisinde vesaire çözüldü. Hala da birçoğu çözülmeye devam ediyor. Umarım bir gün bunun da çözüldüğüne dair davasını yaparım. Bunlar genelde eğer bir kimliği bilinmeyen kişi kadınsa Jane Doe, erkekse John Doe olarak adlandırılıyorlar ve bulundukları yere ya da üzerlerindeki kıyafete vesaire bunlara göre bu kişilere bir isim veriliyor. Eğer oynatma listesine girerseniz zaten diğer gölgesizler videolarında izlerseniz bu konuda da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hepsinin işte bir şey Doe olarak isimleri var. Evet, şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçebiliriz. Bugünkü videomuzda da Little Miss Lake Panasoffkey'den bahsedeceğiz. Şu anda bu bir soğuk vaka olarak bilinmekte. Yani yıllar boyu buna bir cevap bulunamadı ve Little Miss Lake Panasoffkey'nin kimliği de bulunamadı. Bu benden çok istenen bir davaydı. Abonelerimden birisi Baran tarafından, umarım izliyorsundur. Güney Florida'da yaşanmış bir olay. Yani o yakınlarda bulunuyor bedeni bu kızın. Daha spesifik olarak lokasyondan bahsedecek olursak bu olay birçok Georgia sakininin Güney Florida'nın güneşli kumsallarına giderken kullandığı bir rota olan Interstate 75'in kırsal kesiminde oldu. 19 Şubat 1971'de Sumter County'deki Lake Panasoffkey Köprüsü'nün altında küçük bir genç kadının cansız bedeni keşfedildi. Peki bu nasıl oldu? Günlerden cumaydı ve edinilen bilgilere göre Mardi Gras'a giden iki tane otostopçu arabaların gelmesi ve durması için bekliyorlardı doğal olarak. Ve o üst geçidin kenarındaydılar. Oradan da üst geçitten beklerken aşağıya baktıklarında gölün üzerinde böyle sığ suyun yaklaşık yüzeyine yakın bir yerinde insan figürü olduğunu düşündükleri bir şeyi fark ettiler. Ve hani ne olduğunu anlayamadan yoldan geçen bir eyalet polisini gördüler o sırada. Hemen ona el sallayıp onun kenara çekmesini sağladılar, durdurdular ve aşağıda gördükleri figürü gösterdiler. Tahmin ettikleri gibi bu gerçekten de bir insandı ve cansız bir insandı gölün üzerinde. Onların bu eyalet polisini durdurmalarından yaklaşık bir saat sonra da müfettişler olay yerine gelmişlerdi. Verilen ilk raporlara göre kurbanın Kafkasya tarafından olduğu düşünülmekteydi ve büyük ihtimalle 17 ile 24 yaşları arasındaydı ama çok küçüktü, yani minyon bir yapısı vardı ve 1.65 boyunda 52 kilogramdı. Siyah saçları vardı ve vücudundaki diğer özellikleri de inceleyerek müfettişler gözlerinin de kahverengi olduğu sonucuna vardılar. Ama bir süredir bu sudaydı kendisi ve çürüme ilerlemişti. İleri seviyeye de geldiği için kızdan parmak izi almaları bile mümkün olamadı. Yetkililerin düşüncesine göre bu kişi ya en az bir aydır bu suyun içerisindeydi ve böyle hani oranın karanlık, böyle daha çok
görülmeyecek bir bölgesine bırakılmıştı. Ama hayatını başka bir yerde kaybettiğini düşünüyorlardı. Yani orada bu olayın gerçekleşmediğine inanıyorlardı. Kendisinin canına kıyan kişi bunu boğarak yapmıştı. Ve bunu da anlamaları çok kolay oldu aslında. Çünkü bulduklarında kızın boynunda zaten onun canına kıymak için kullanılan kemer hala duruyordu. Ama bunun cinsel bir suç olduğuna inanmıyordu. Yetkililer sadece işte hayatını kaybettiği sırada kullanılan alet olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca kurbanın kaburgalarından birisi de hayatını kaybettiği sırada kırılmıştı. Ve bu da şöyle bir sonuca varmalarına sebep oldu yetkililerin. Büyük ihtimalle onu boğan kişi diz çökerek böyle göğsünün üzerinde diz çökerek yapmıştı. Ve o an uyguladığı güçle buna sebep olmuştu. Raporlara göre kurban bulunduğunda tamamen giyinikti. Ve vücudunda çeşitli mücevherleri vardı. Bunlara altın bir saat ve altın bir zincir de dahildi. Yani buradan çıkarabiliriz. Sonuçta kızın yanlış giden bir hırsızlığa kurban gitmemiş oluşuydu. Yani ona bunu yapan kişi bunu yaparken onu soymayı amaçlamamıştı. Çünkü altın takıları bile hala üzerindeydi. Değerli olmasına rağmen çalınmamıştı. Ek olarak sol elinde de bir yüzüğü vardı ve müfettişler bundan yola çıkaraktan kurbanın ya evli ya da nişanlı olduğu sonucuna vardılar. Üzerinde herhangi bir kimlik bulamadılar ama dişleri incelendiğinde çok sayıda gümüş dolgusu ve dişlerinde böyle yaptırdığı belli işlemleri olduğunu fark ettiler. Yani kapsamlı bir diş tedavisi görmüştü. Daha sonra onun dişleri adli olarak böyle ulusal veri tabanında incelendi ve bir eşleşme olacak mı diye arandı. Ama maalesef hiçbir eşleşmeye rastlanamadı. Üzerinde yeşil bir ekose pantolon vardı ve ona uygun olan yeşil bir gömlek giymişti. Gömleğin de üstünde yeşil beyaz böyle yeşil çiçeklerden oluşan ama zemini beyaz olan bir pançosu vardı. Hakkında bilinen şeyler bulunduğu sırada sadece bu kadardı. Ve neredeyse 50 yıl boyunca çok sayıda medyada duyuru yapılmasına rağmen ve hani mezarından çıkarılıp incelemeler yapılmış olmasına rağmen maalesef ki kimliğine dair hiçbir gelişme elde edememişlerdi. Little Miss Lake Panasoffkey bulunduktan 6 ay sonra Florida Wildwood'daki Oak Grove mezarlığına defnedildi ve üzerinde sadece Jane Doe 1971 yazan bir tabela koyuldu. Yani mezarını belli eden bir işaretliyim. Metalden de bu da taş olarak vesaire değildi. Yani Little Miss Lake Panasoffkey de yazmıyor. Sadece Jane Doe 1971 yazıyor. Bu o zamandan bu zamana hiçbir akrabası ona sahip çıkmak için de öne çıkmadı. Yani onu tanıyan birisi varsa bile ya umursamamıştı ki bu böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya da tamamen haberleri yoktu bundan, nerede olduğundan ya da bu bulunan kişinin o olabileceğine dair bir fikirleri yoktu. Bunun sebebine de geleceğiz birazdan zaten. Dava 1980'lerin ortalarında o zamanki Sumter County Şerifi Jamie Adam'ın davayı yeniden açmasından ve ölümünden de 15 yıl sonra cansız bedeni mezardan çıkarmak için bir mahkeme emri almasından sonra yeniden ilgi görmeye başladı. Ve bunun üzerine Miss Lake Panasoffkey 18 Şubat 1986 tarihinde mezarından çıkarıldı tekrardan incelenmek amacıyla. Aradan geçen 15 yıl içerisinde kadının yüzünün yeniden yapılandırılması ve hani nasıl gerçek hayatta nasıl birine benzediğine dair böyle yeni resimler ortaya çıkarılması için teknoloji geliştirilmişti. Ve bundan dolayı da bu sayede farklı yaşlarda nasıl görünebileceğine dair böyle yeniden oluşturuldu yüzü. Hem kil olarak böyle heykel gibi oluşturuldu hem de bilgisayar ortamında ve çizim olarak oluşturuldu. Hem böyle sadece farklı yaş olarak da değil. İşte farklı kültürlerden gelseydi nasıl giyinirdi, nasıl olurdu gibisinden. Bunları da göz önüne alarak oluşturdular bunları. Hani bu sayede işte ne bileyim çocukluk arkadaşı olur, ailesi olur, belki tanıdığı herhangi birisi olur. Bunları görüp de aa evet işte ben tanıyorum bu kızı diyebilir diye umut ediyorlardı. Ama maalesef ki bunlardan da hiçbir ipucu gelmedi. Buna rağmen yine de tamamen umutsuz bir vaka değil. Yani bu inceleme sırasında hiçbir sonuca ulaşamadılar diyemeyiz. Çünkü Little Miss Lake Panasoffkey'nin mezardan çıkarılmasının ardından 1971'de yapılan otopside gözden kaçan şeyler olduğu ortaya çıktı. Florida Üniversitesi'ndeki bir adli antropolog olan William Maples vücudunu tekrardan inceledi Lake Panasoffkey'nin.
Yani kısaltarak söylüyorum, Little Miss Lake Penasovki biraz uzun oluyor diye yanlış anlamayın. Ve onun büyük ihtimalle Hint kökenli olduğunu söyledi. Aynı zamanda yakın zamanlarda sağ ayak bileğinden bir operasyon geçirmişti. Ortopedik bağ rekonstrüksiyonu yapılmıştı. Ek olarak da iki tane çocuk doğurmuş olduğu düşünülüyordu. Ayrıca Sumter County Sheriff'i Adams da bu davanın medya sayesinde çözüleceğine inanıyordu. Yani bir yerde birisi mutlaka bu kişiyi tanıyor diye inanıyordu ve medyada ne kadar yayabilirsek o kadar mümkün olacaktır çabuk bulunması diye düşünüyordu. Hatta Sheriff Adams bu davaya o kadar bağlanmıştı ki özel bir dedektif tuttu ve polisin soruşturmasının yanında bir de özel dedektifle birlikte soruşturma yürüttü. Yani iki tarafla da ilgileniyordu. Belki hani özel dedektif onların bulamadığı bir şeyi bulur diye umut etmişti. Ve bu sayede kadının cansız bedeninin bulunmasından böyle haftalar önce tutuklanan bir şüpheliyle karşılaştılar. Raporlara göre bu kişi Interstate 75'te, bu geçidin orada, hatta cansız bedenin bulunduğu yerin metreler uzağında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir polise yakalanmıştı. Yani bir devriye arabası aslında polise yakalanmıştı. Derken kastettiğim bir devriye arabası tarafından bu adam neredeyse eziliyordu. O sırada böyle karşılaşmışlardı polisle ve olaydan, yani bedenin bulunmasına haftalar önce tutuklandığında ise elinde bir tabanca vardı söylenenlere göre. Özel dedektifin raporlarına göre bu adamın tutuklanmasıyla bu cansız bedenin bulunmasının zaman çizelgesi aslında eşleşiyordu. Ve adamın orada olduğunda düşünecek olursak o bölgede. Ama yetkililer hemen bağlantı kuramamışlardı bu ikisinin arasında. Ve bunun ardından da bu şüpheli bir daha asla görülmemişti. Ortadan kaybolmuştu. Ve bundan dolayı da Penasovki Gölü'nde bulunan cansız beden hakkında da hiçbir zaman sorgulanmadı. Ama araştırmalar tabii ki burada kesilmedi. Ve 2012 yılında Little Miss Lake Penasovki'nin cansız bedeni tekrardan mezarından çıkarıldı. Ve tekrardan üzerinde bir inceleme yapıldı. Bu incelemenin sonucunda da kendisinin Avrupa kökenli olduğu ortaya çıktı. Yani Hint kökenli değildi. Kurbanın saçlarında yapılan incelemeler onun Amerika Birleşik Devletleri'ne hayatını kaybetmeden ya bir yıl ya da iki ay öncesinde gelmiş olduğunu göstermişti. Yani o bölgede yaşayan birisi değildi aslında uzun süredir. Ve yeni kanıtlara da dayanarak giydiği kıyafetlerin, işte bulunduğundaki yüz özelliklerini vesaire yeniden tasvir edecek şekilde görüntüleri de güncellendi. Daha sonra ise Florida Üniversitesi'ndeki bir bilim insanı olan George Camino kalıntıları tekrardan inceledi ve Little Miss Lake Penasovki'nin dişlerinin Atina'nın güneydoğusundaki küçük bir balıkçı limanı olan Lavrion'dan gelen insanlara özgü benzersiz özellikler taşıdığını belirledi. Yani kendisi Yunanistanlıydı. Yani kurban hayatının çoğunu, çocukluğunu, ergenliğini ve hatta Amerika'ya gelmeden önceki hayatını da Atina'da geçirmişti. Yani gerçekten de Avrupalıydı ve Amerika'ya da hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce gelmişti. Bundan dolayı gelmiş olduğunu tahmin ettikleri zaman çizelgesi de göz önüne alınarak da her yıl binlerce kişiyi bu bölgeye çeken bir Yunan Ortodoks kutlaması olan Epifani'ye katılmak için geldiğini düşünmeye başladılar Amerika'ya. Ama diğer teorilerse kadının sadece bir öğrenci ya da bir iş kapsamında bir değişim programının parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğini öne sürmekteydi. Ve olayın üzerinden 41 yıl geçtikten sonra bir Yunan suç programında bir kadın öne çıktı. Kendisi Little Miss Lake Penasovki'nin bu çizimlerinden, genç olanlarından birisinin bir çocukluk arkadaşına benzediğini öne sürdü. Ve bu kişinin ise adı Konstantina'ydı. Söylediğine göre ikisi birlikte okumuşlardı ve ardından da böyle staj tarzı bir şey için, yani eğitimlerini tamamlayabilmek için gerekliydi bu. Farklı bölgelere gönderilmeleri gerekiyordu. Bundan dolayı da kadının kendisi Avustralya'ya gönderilirken Konstantina da Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. Ama kadının söylediğine göre 1971 yılında Penasovki Gölü'nde bu cansız bedenin bulunduğu sıralarda Konstantina ile olan iletişimi birden çat diye kesilmişti ve bir daha kendisine ulaşamamıştı. Bunun ardından tabii ki yetkililer bunu da araştırmaya başladılar ve bu bahsedilen Konstantina adlı kişinin işte akrabalarından herhangi birini bulmaya çalıştılar, eğer tabii varsa. Ve nerede yaşadığını bulup en azından test vesaire yapılması için bir çaba göstereceklerdi. Ama maalesef hiç kimseyi bulamadılar Konstantina'yı tanıyan, akrabası olan en azından. Bundan dolayı da kadının hikayesi doğrulanmamış oldu yani. Ve Ulusal Kayıp ve İstismar
ara oraya çocuklar merkezi de 1971 Jane Doe başlığı adında Little Miss Lake Penasovki'nin bir profiline sahip. Yani onların veri tabanında da Little Miss Lake Penasovki bulunmakta ve hala bir umut kimliği bulunur diye araştırmalar sürmekte. En azından yavaş bir şekilde bile olsa. Ve maalesef ki günümüzde bu dava çözülmeye yakın olarak bile görülmemekte. Bir mucize olup da bir yerden onu tanıyan ya da onunla akraba olan birisi çıkmadığı sürece. Ama tabii ki böyle şeyler hiç belli olmuyor sizin de bildiğiniz üzere. Eğer bu seriyi takip ediyorsanız ve kimliği bulunan birçok kişiyi de gördüyseniz her an her şey olabiliyor. Ve benim temennim de umarım Little Miss Lake Penasovki bir gün kimliğine kavuşur. Ve o da artık isimsiz birisi olmaz. Evet, bugünkü davada bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca siz ne düşünüyorsunuz bu dava hakkında? Sizce hangi teori daha mantıklı ya da kaçırılan bambaşka bir şey mi var? Bunları da aşağıda yorumlarda konuşalım lütfen. Gölgesizler serisini seviyorsanız da aşağıya herhangi bir emoji bırakabilirsiniz yorumlara. Karanlık Dosyalar podcastini de eğer dinlemediyseniz dinlemenizi kesinlikle 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 öneririm. Çünkü gerçekten her videoda diyorum çok gurur duyduğum, çok sevdiğim, çok mutlu olduğum bir iş. Ve buradaki videoyu izleyen kitlenin onu da dinlediği sürece çok seveceğine eminim. Aşağıda açıklamaların en başında linki bulunuyor olacak. Instagram hesabım ve diğerleri de buralarda açıklamalarda yine bulunmakta. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.